İyi günler arkadaşlar. 11. sınıf ders müfredatında analitik geometriyi işliyoruz. Fakat bu aynı zamanda AYT'nin de önemli bir konusu ve geometri dersi içerisinde ele alınmaktadır. Dikkat, sınavda çıkabilir diye de arkadaşlar sloganımı burada yazdım. Peki, bunları bilmelisiniz. Bakın unutmayın, doğrunun veya noktanın analitiği incelenirken bilmemiz gereken özet bilgileri hap şeklinde anlatacağım. Birinci önemli önceliğimiz koordinat ekseni. A, X virgül Y olmak üzere gençler, A noktasının koordinatları 4 farklı bölgede olabilir. Bakın birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Hatırlayın bunu saat yönünün ters şeklinde gideceksiniz. Yani pozitif yön. Birinci bölgede X ve Y pozitif. İkinci bölgede X negatif, Y pozitif. Üçüncü bölgede her ikisi negatif. Yani X negatif, Y negatif. Dördüncü bölgede ise X pozitif, Y negatif olmak zorundadır. İkinci bilmemiz gereken iki nokta arasındaki uzaklık. Burada aslında formülümüz direkt olarak bakın şöyle bulut içine alıyorum. X1 eksi X2'nin karesi artı Y1 eksi Y2'nin karesinin kökü. Fakat nereden kaynaklandığını görmeniz için şekil üzerinde göstermek istiyorum. A noktası X1 virgül Y1, B noktası X2 virgül Y2 olmak üzere. Arkadaşlar bakın şuradaki üçgeni boyayayım şöyle. Şu üçgen aslında bir dik üçgen elde etmiş olduk. Peki, yüksekte y2 eksi 1, yani dik kenardan birisi y2 eksi y1, diğeri x2 eksi x1 olduğuna göre Pisagor teoreminden geliyor arkadaşlar. Bu yine aynı şekilde AB uzunluğu eşittir. x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesinin karekökü olarak yazılabilir. Peki, koordinat düzlemi de bir doğru parçasının belli bir oranda bölünmesi. Arkadaşlar, içten bölme ve dıştan bölme olarak anlatılabilir. Tabi önce unutmayın orta noktanın koordinatlarını iyi bilmemiz gerekir. A x1 virgül y1 ve B x2 virgül y2 olmak üzere C noktasının koordinatları şöyle renkli kalem yapalım. X virgül y olmak üzere A x eşittir x1 artı x2 bölü 2 yani apsilerin toplamının yarısı. Y de y1 artı y2 bölü 2 yani ordinatların toplamının yarısı olur. Yani şunu şöyle bir bulut için alalım. C noktasının koordinatları x1 artı x2 bölü 2 virgül y1 artı y2 bölü 2'dir. Bunu artma miktarına göre de yaparsınız. Yani x1'den x2'ye artma miktarına göre 2k ve k oranına göre bölebilirsiniz. Peki içten bölme ve dıştan bölme sorularında gençler, tabi bunu örneklerle daha iyi anlatırım. Çözümün kısa olması için noktalar arasındaki apsisler kendi arasında, ordinatlar kendi arasında artma veya azalma oranlarına göre de bulunabilir. Yine aynı mantıkta arkadaşlar. Dıştan bölme de aynı şey, içten bölme de aynı şey. Yine içten bölmeye benzer apsiler kendi arasında, ordinatlar kendi arasında artma ve azalma oranlarına göre arkadaşlar bu noktaların koordinatları bulunabilir. Formüllere karşıyız. Çok formülle sizlerin beynini doldurmak istemiyorum. Peki, bir ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları ise arkadaşlar yine aslında ağırlık merkezinin biliyorsunuz yani şöyle bir üçgen düşünelim. Oradan kaynaklandığı bir bu da bir kenarortay, bu da bir kenarortay. Aynı zamanda buradaki de kenarortay. Hepsi ne yapacak gençler? Bütün kenarortaylar bir noktada kesişirdi. Yani bu arkadaşımız buna, bu arkadaşımız buna ve bu da buna eşit olacaktı. Buraya G ağırlık merkezi diyor idik. Burada K'ya 2K oranı olduğu için G ağırlık merkezinin koordinatları x1 artı x2 artı x3 bölü 3 virgül y1 artı y2 artı y3 bölü 3 olarak bulunabilir. Bunu şöyle yazdık. Yine bunu artma miktarlarına göre de yapabilirsiniz. Peki köşegenleri birbirini ortalayan dörtgenlerde ise bakın ABC'de bir paralelkenar. Bunu çerçeve için alalım. Bu durumda x1 ile x3'ün toplamı x2 ile x4'ün toplamına eşittir. Ordinatlarda da yine y1 ile y3'ün toplamı y2 ile Y4'ün toplamına eşittir. Yine bunu ben artma miktarına göre de yapabiliyorum. Mesela X2'den X3'e artmış olduğu miktarı bulursunuz. Yine aynı şekilde X1 ile X4'ün artma miktarına göre de yine burada bir orantı sabiti veya kurabilirsiniz. Doğrunun eğimi. Gençler bir doğrunun X ekseniyle pozitif yönde yani saat yönünün tersi yaptığı açının tanjant değerine doğrunun eğimi denir. Bakın M büyüktür sıfırdır burada. Neden? Çünkü tanjant alfa, eğim tanjant alfa olacağı için bunu şöyle bulut için alacağım. Eğim m ile gösterilir ve eğim tanjant alfadır. Yani ordinatın apsisi oranı y bölü x'dir arkadaşlar.
Tanjant alfa dar olduğu zaman, bakın burada birincisinde alfa küçüktür 90 olduğu için eğim pozitiftir. Bu şöyle cepte kalsın. Fakat burada alfa büyüktür 90 olduğu için, hatırlayın, tanjant ikinci bölgeye düşecek açı. İkinci bölgede negatif olacağı için eğim negatiftir arkadaşlar. Peki x eksenine paralelse eğim sıfırdır. Bu önemli. Eğim sıfır. Fakat bu defa x eksenine dikse eğim tanımsızdır arkadaşlar. Çünkü aslında çünkü tanjant 90'dır aslında. Eğim ne demiştim? Eğim eşittir tanjant 90 olacağı için. Tanjant 90 neydi? Tanjant sinüs bölü kosinüstü. Sinüs 90 bölü kosinüs 90'dan, bir saniye olmadı, bölü kosinüs 90. Kosinüs 90 sıfır olacağı için buradan tanımsız geliyor. Yani burada eğim tanımsız olayının sebebi bu. Peki. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Arkadaşlar iki nokta belliyse, yani A noktası ve B noktası belliyse, A x1 virgül y1, B x2 virgül y2 belliyse, bakın eğimi ne demiştim ben? Eğim eşittir tanjant alfa demiştim. Tanjant alfa da karşı bölü komşu. Eğim karşı dik kenar bölü komşu dik kenar idi. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta şu olsun. Yine renkli kalemle alalım, şöyle renkli güzel boyayalım şurayı. Şu üçgeni boyuyorum bakın. Şuradaki üçgeni. Bu boyadığım üçgene göre doğrunun eğimi karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacak. Daha doğrusu ordinatlar farkı bölü asistler farkından y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 biçiminde bulunur arkadaşlar. Bakın burayı da şöyle çerçeve için alacağım. Şurası çok değerli ve önemli. Peki A, B ve C noktaları doğrusal olmak üzere. Doğrusal olduğu için bunlar ikişer ikişer eğimleri birbirine eşit olacağı için MAB eşittir, MAC eşittir, MBC formülü veya eşitliği kullanılabilir sevgili gençler. Bunları lütfen bilmelisiniz. Yani bunları anlatıyorum. Bu özetleri bilmelisiniz. Denkleme verilen doğrunun eğimi. Gençler y eşittir mx artı m biçiminde verilen doğrusal fonksiyonun eğimi m'dir. Yani x'in başındaki katsayıdır. Ax artı b'ye artı c biçiminde verilen doğrusal fonksiyonun eğimi m olmak üzere ax artı b'ye artı c eşittir 0 denkleminde y'yi yalnız bıraktığım zaman, hatırlayın y'yi yalnız bırakıyorum ki x'in başındaki katsayı bulayım. Eksi ax eksi c bölü b'den eğim eksi a bölü b'dir. Yani böyle uğraşmaktan da uğraşmaya da bilirsiniz. Yani şöyle de şunu şöyle büyütelim. Bakın burada şu ax artı b'ye artı c eşittir 0 denkleminde eğim eksi a bölü b olarak da yine kendinize göre bir formül üretebilirsiniz. Bir doğrunun denklemi ise gençler, bir d doğrusunun herhangi bir üzerindeki herhangi bir nokta a x virgül y olsun. Bu durumda x ve y arasındaki eşitliğe bu doğrunun denklemi denir. Diyoruz ya y eşittir mx artı n diyorsunuz mesela. Bu aslında bir doğrunun denklemi. Veya ax artı by artı c eşittir 0 diyorsunuz. Bu da doğrunun denklemi olarak adlandırılırdı. Bir noktası ve eğimi belirlenen doğrunun denklemi ise gençler, bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü seneye, yani 12. sınıfa geçtiğiniz zaman türevde bunu yine kullanacaksınız. Ax1 virgül y1 noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemi y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 formülle bulunur arkadaşlar. Bakın şunu şöyle çerçeve için alıyorum. Bunu lütfen odanıza asın. Hocam odamızda yer kalmadı diyorsunuz ama gençler önemli formülleri de yazıp bir kağıda kalıcı olması açısından odanıza asmanızı öneriyorum dermişim. Renkli kalemi alalım yine. İki noktası bilinen doğrunun denklemi ise. Arkadaşlar burada doğrunun denklemini bulurken bir eğim bir de nokta lazım ya bana. Aslında burada eğimi bulurum. Bakın burada eğimi bulmuşuz. Yani şurada yine şurayı bir boyayayım. Şu üçgene dikkat edin şuradaki. Dik üçgen elde ettim burada. Bu dik üçgende dik kenarların biri y2 eksi 1, diğeri x2 eksi x1 olduğuna göre eğimi buldum. Eğim neymiş demek ki? Ordinatlar farkı bölü apsiler farkından eğimi bulduk. Formülümüzde y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'den de eğimi yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar bakın burada m'i getirip yerine koydum. Y eksi y1 eşittir. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 çarpı x eksi x1'den şöyle bir formül üretebilirsiniz. Fakat ben bu formülü ezberlemenizden yana tavır sergilemem. Neyi bulacaksınız? Eğimi bulacaksınız. Yani önce eğimi bulun. Eğim bulunur. İki noktadan geçen doğrunun eğiminden. Yani ordinatlar farkı bölü apsiler farkından. Sonra formülünüzden, şu formülden y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'den herhangi bir noktayı kullanarak denklemini bulabilirsiniz gençler.
Doğru grafikleri ise bakın birincisi y eşittir mx doğruları. Orijinden geçen ve eğimi m olan doğrulardır arkadaşlar. Y eşittir mx doğrusu. M eşittir 1 için y eşittir x doğrusuna biz birinci açıortay doğrusu diyoruz. 45-45 derece olarak geçer. Y m eşittir eksi 1 için de y eşittir eksi x doğrusuna da ikinci açıortay doğrusu olur arkadaşlar. Bunun eğimi eksi 1 olacağı için sola yatık bir doğru olacaktır. 3 x eşittir a ve y eşittir b doğruları eksenlere paralel doğrulardır arkadaşlar. Yani şöyle bir koordinat düzlemi çizelim beraberce. Daha iyi anlamanız açısından. Bir tane daha çiziyorum. Bakın. X eşittir A dediğimiz zaman A'da işaretliyorum. Şöyle bir doğru çiziyorum. Peki. Olmadı. Güzel olmadı hocam. Evet. Bence de güzel olmadı. Şöyle yapalım. Burada A noktasından geçtiğine göre bu X eşittir A doğrusu. Burası X ekseni. Burası Y ekseni. Bir tane de y eşittir b doğrusu çizelim. O da şuradan geçsin mesela. Burada da b olmak üzere y eşittir b doğrusu. Bunlar eksenlere paralel doğrular olarak adlandırılır. Y eşittir mx artı n doğrusu ise arkadaşlar eksenleri a sıfıra n'de keser. Ve eğimi de m'dir. Eğimi m'dir zaten. B noktasını kesti nokta. Yani daha doğrusu eksi n bölü m'e sıfırdır. Yani y'ye sıfır dediğiniz zaman ki noktadır. Bunlar da bu şekilde zaten sorular üzerinde uyguladıkça oturacaktır gençler. Ax artı by artı c eşittir bir sıfır biçimdeki doğrularda ise eksenleri kestiği en az iki nokta bulunur ve koordinat üzerinde çizilir. Yani ax artı by artı c eşittir sıfır denkleminde y'yi yalnız bırakıyorum bakın. By eşittir eksi c eksi ax, y eşittir eksi c eksi ax bölü b oldu. Burada eğimi de zaten yakalamış olduk. Eğim neymiş? Eksi a bölü b zaten. Direkt olarak buradan da söyleyebilirsiniz. X'in baştaki katsayı eksi a bölü y'nin katsayısı olarak yazabilirsiniz. Bakın şimdi bunu çizerken de x 0 için y eksi c bölü b işaretliyorum. Y 0 için de x eksi c a bölü a işaretliyorum. Çizdiğim zaman d doğrusunun grafiği oluştu. Peki x grafiği verilen doğrunun denklemi. Yani grafiği vermiş x eksenini a noktasına kesmiş. Y eksenini de b noktasına kesmiş doğru. Bakın ben bunu şöyle öğrenmiştim. X bölü x'i kesti nokta. Yani a, şöyle büyükçe yazayım. X bölü x'i kesti nokta a. Artı y bölü y'yi kesti nokta b. Eşittir 1 olarak yazılabilir. Ya da hocam bunu peki noktalar belli olduğuna göre iki tane nokta. Demin anlatmış olduğumuz eğimler, eğimi belli ve noktası belli olan doğrunun denklemini de yapabilirsiniz. Ama tabii burada daha kısa ve pratiklik olduğu için size zaman kazandıracaktır arkadaşlar. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Paralel doğrular. Unutmayın D1 ve D2 doğrularının eğimleri sırasıyla M1 ve M2 olsun gençler. Bakın burada D1 ve D2 paralelse eğimler de birbirine eşittir. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Paralel iki doğrunun eğimleri birbirine eşittir. M1 eşittir M2. Dik doğrularda ise gençler D1 ve D2 doğrularının eğimleri sırasıyla M1 ve M2 olmak üzere D1 diktir D2 ise eğimleri çarpımı eksi 1'dir gençler. Bunu böyle anlatıyoruz. Biz diyoruz ki iki doğru birbirine dikse M1 çarpı M2 eşittir eksi 1'dir. Bu konuda önemli bir konu. Bunu tek tek izah edeceğim ama şöyle bir çerçeve için alıyorum arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu olduğu için. Şöyle biraz genişleteyim şu çerçeveyi. Peki. İki doğrunun birbirine göre durumları. D1 doğrusu A1X artı B1Y artı C1 eşittir 0. A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0 doğrularının denklemi verilsin arkadaşlar. Bu durumda A1 bölü A2. B1 bölü B2 ve C1 bölü C2 ise biz bu doğrulara çakışık doğrular diyeceğiz. Çakışık doğrudan kastımız şu. Bu iki doğru da aslında birbirinin aynısı. Çünkü üst üste geliyor. Çözüm kümesi veya elemanları sonsuzdur. Peki A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2. Fakat C1 ile C2'nin oranı bunlara eşit değilse biz bu doğrulara paralel doğrular diyeceğiz arkadaşlar. Paralel doğrularda eğimler birbirine eşittir. Zaten sol tarafta anlatmıştım. Peki 3 A1 bölü A2 eşit değildir B1 bölü B2 ise gençler unutmayın doğrular yalnız bir noktada kesişir. Aslında bu iki doğrunun kesim noktasıdır. Yani iki doğrunun kesim noktası bulunur noktasıdır. Peki nasıl bulunur o iki nokta iki doğrunun kesim noktası? Ortak çözüm ile bulunur gençler unutmayın. Yani yok etme metodu yapılarak bulunabilir. Bunlar da önemli kullandığımız konu. Doğru üzerindeki nokta. Gençler unutmayın. Analitik düzlemde A x1 virgül y1 noktası
AX artı BY artı C işte sıfır doğrusu üzerinde olmak üzere bakın şekli buraya çizmişler. Bu durumda nokta denklemi sağlar. Unutmayın nokta denklemi sağlar. Yani A'da A noktası x1 virgül y1'di. Getirip doğru üzerindeki x yerine x1, y yerine y1 koyarak AX1 artı BY1 artı C işte sıfır olarak yazılabilir. Buradan tabii ki verileni çekersiniz veya noktayı yerine koyarak bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar yine şunu böyle anlatmamda fayda var. AX1 virgül Y1 noktasından geçmek üzere. Yine noktanın doğru denklemini sağlar diyebilirsiniz. Peki. AX1 virgül Y1 noktasının AX artı BY artı C eşittir. Sıfır doğrusunun uzaklığı. Arkadaşlar unutmayın. Bir noktanın doğru uzaklığının formülüdür bu. Bunun formülünü bakalım şurayı şöyle bir çerçeve içine alıyorum. Çünkü bunlar da çok önemli konular. Lütfen bunları yazarak çalışın. Kalıcı olsun. Beyninizde hiçbir zaman unutmayın. DAX artı BY artı C eşittir 0 olmak üzere. AX 1 virgül Y 1 noktası olsun. Bu durumda A noktasının D doğrusunun uzaklığı AB ile gösterilir arkadaşlar. AB A çarpı X1 artı B çarpı Y1 artı C1 bölü kök A kare artı B kare formülle bulunur. Tabii ki burada mutlak değer için almamızın sebebi de şu. Uzunluk negatif çıkamaz gençler. Bu çok önemli. Bunu yazı içine aldım. Peki paralel iki doğru arasındaki uzaklığı da bilmelisiniz arkadaşlar. O da şu demektir. Paralel olduğu için AX ile artı BY'nin katsayıları birleşik olacak. Sadece C1 ve C2'ler farklı olacak. AX artı BY artı C1 eşittir 0. AX artı BY artı C2 0 olmak üzere bu iki doğru birbirine paraleldir gençler. Bunu bunun için alalım. Bu durumda AB uzunluğu ya da AB arasındaki uzaklık mutlak değer içerisinde yine C1 eksi C2 bölü kök A kare artı B kare olarak bulunabilir arkadaşlar. Bunu da şimdi şöyle bir çerçeve yapıyorum yine. Lütfen çerçevelerimizi bir yerlere saklayınız. Bunlar da önemli formüllerimiz arkadaşlar. Net olarak tabii ki bunları anlatabiliriz. Doğru ve nokta analitiğinden. Bundan sonra bir de tabii ki bunlarla ilgili arkadaşlar soru yapacağım. Soru çözümleri yapalım. Soru çözümlerinde görüşmek üzere. Soru 1. Analitik düzlemde A noktası ikinci bölgede olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayıların toplamı kaçtır? Buyurun. Ben yine 15 saniye sembolik süre tutuyorum gençler. Sizler o süreyi uzatabilirsiniz. Bakın ikinci bölgede olduğuna göre İkinci bölgede diyelim. X negatif, Y pozitifiydi. Hatırlayın bunu. O zaman ben bu arkadaşı eksi diyeceğim, bu arkadaşı artı diyeceğim. 3A eksi 6 küçük sıfırdan. 3A küçüktür 6. A küçüktür 2. Bakın yavaş yavaş basamak basamak gidiyorum. İyi öğrenin. Benim gayem iyi öğrenmeniz. Peki 2A artı 12 büyük sıfırdan. 2a büyüktür. Eksi 12 a büyüktür. Eksi 6. Bunu da bir çerçeveleyelim. Bakın burada sayı doğrusu üzerinde göstermenize gerek yok. Direkt görebiliyorsunuz aralığı. Aralık olarak demek ki eksi 6'dan büyük a o da 2 olarak yazabilirsiniz. Tabii ki tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. O zaman parantez içinde küme için alıyorum yani değerleri. Eksi 5 var. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 var. 2 eşitlik yok. O zaman toplam eksi 1 artı 1 götürdü. Eksi 9, eksi 12, eksi 14 olacaktır. Yani doğru yanıt D seçeneği olarak bulunur. Soru 2. Koordinat düzleminde A 1 virgül eksi 3 ve B x virgül 12 noktaları verilmiş. A, B eşittir. 17 birim olduğuna göre x kaç olabilir? Buyurun arkadaşlar yapmaya uğraşın. Peki. Bakın AB arasındaki uzaklığın formülü zaten yazmıştık biz. Kök içinde x1 eksi x2'nin parantez karesi artı y1 eksi y2'nin parantez karesinin kökü. O zaman yazıyorum diyorum ki 17 eşittir.
x1 eksi x2. Bakın burada şu sınavda şöyle yazmanızda fayda var. Yani x1, y1, x2, y2 yazarsanız hani en azından rahat kolay bir şekilde yazarsınız. 1 eksi x'in parantez karesi artı eksi 3 eksi 12'nin parantez karesinin kökü. Bakın kareden yani kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum ben. 289 eşittir. 1 eksi x'in parantez karesi artı eksi 3 eksi 12 eksi 15 artı 15 karesinde aslında aynı olacağı için 225 olacak. Buradan 64 eşittir. 1 eksi x'in parantez karesi gençler. Her tarafın kökünü alın. 8 eşittir. Mutlak değer içerisinde 1 eksi x. Çünkü hangisi olabilir diyor. O zaman 1 diyorum. 1 eksi x eşittir 8'den. Buradan x eşittir. Eksi 7 çıkar. Bunu bir çerçeve için aldım. Peki. 2 diyelim. 2. 1 eksi x eşittir eksi 8. Çünkü mutlak değer sonuçta. X de buradan 9 çıkar. Arkadaşlar bunu maviyle çerçeveleyelim. Bakın diyor ki hangisi olabilir diyor. Bakalım şimdi. Eksi 7 var şıklarda. 9 yok. O zaman doğru yanıt A seçeneği olur. Soru 3. Koordinat düzleminde noktalar verilmiş arkadaşlar. A eksi 3 virgül 2 B eksi 1 ve B A artı 1 R 3 eksi B noktaları verilmiş. A ve doğru parçasının orta noktasının koordinatları 6 virgül 4 olduğuna göre A artı B kaçtır? Buyurun. Peki, orta noktanın koordinatlarını hatırlarsanız bunu özetimde yapmıştım arkadaşlar. Şöyle ki, A noktası burada olsun. X1 virgül Y1. B noktası da X2 virgül Y2 olmak üzere. Orta nokta C olsun. Yani burası buna eşit. C, X virgül Y iken. X eşittir. X1 artı X2 bölü 2. Y eşittir. Y1 artı Y2 bölü 2 idi. Peki, o zaman diyorum ki 6,4 diyor ya 6 eşittir x'lerin toplamı yani a eksi 3 artı a artı 1 bölü 2'den ise 2a eksi 2 eşittir 12 a 14 7 çıkacak a eşittir 7 oluyor. İşte bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Peki devam ediyorum şimdi. Y'ler de yani 4 eşittir 2b eksi 1 artı 3 eksi b bölü 2 olacak. İse 2b b kaldı. B artı 2 eşittir 8'den. Burada b eşittir 6 çıkıyor arkadaşlar. Hocam harikasınız. Peki siz harikasınız gençler. O zaman toplam diyorum. Toplam yani a artı b eşittir 7 6 topladığınız zaman 13 bulursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. Soru 4. Koordinat düzleminde A eksi 3,6 ve B 2,4 noktaları verilmiş arkadaşlar. AB bölü BC 5 olduğuna göre C noktasının koordinatlarını bulun. Peki. Buyurun yapmaya çalışın. Bakın diyor ki içten bölen. Yani şöyle bir AB doğru parçası çiziyorum yine ben. A noktası burada eksi 3'e 6. B noktası da burada 2'ye eksi 4. Bir C noktası var arkadaşlar. AB bölü BC 5 orandaymış. Demek ki ben şuraya C'yi koyarsam C x virgül y dersem burada. Renkli kalem yapalım. AB 5K iken BC 1K. K'ya o zaman buraya 4K kalıyor. Şimdi önce x için. Bakın şuradan gidiyorum. X ise eksi 3'ten 2'ye kaç arttı? Eksi 3'ten 2'ye 5 arttı. Şunu renkli kalem yapacağım. 5 artı. O zaman arkadaşlar 5K'da 5 artarsa 1K'da 1 artacak. Bana 4K'daki artış lazım. 4K'da 4 artacak. Demek ki x'imiz neymiş demek. Şuraya yazalım siyah kalemle. X eşittir. Eksi 3'e 4 eklerseniz x eşittir 1 olacak gençler. Bunu şöyle bir bulut için alalım.
Peki y ise, y'yi buluyorum şimdi. Y'ye geliyorum. Bakın burada y de 6'dan eksi 4'e. 6'dan eksi 4'e. Kaç azaldı bu defa? 10 azaldı. Yine aynı mantıkta gidiyorum. 5k'da 10 azalırsa k'da 2 azalacak. Ama bana 4k'da, çünkü a'dan c'ye 4k'lık bir birim var ya, 4k'da 8 azalacak. O zaman ya diyorum ki y'de, kalem almadık, y eşittir arkadaşlar, a'dan 8 çıkaracaksınız. 6 eksi 8'den, çünkü azalır diyorum ya, eksi 2 olacak. Bunu da yine bulduk için alalım şöyle. Bana ne soruyor? Nokta aşırı hangisi olabilir diyor. C olur diyor zaten. C eşit. C noktası x'i 1, y'si de eksi 2 oldu gençler. Doğru yanıt E seçeneği olur. Bu soru iyiymiş. Soru 5. Üçgen verilmiş. Yukarıdaki verilere göre E de kaç santimetredir? Buyurun. Süre bir dolmuştur. Bakın arkadaşlar, orta nokta verilmiş. Bir kere D noktasının koordinatlarını bulabiliyorum. Orta noktadan kat olarak da gidebilirsiniz ama hani D noktasının koordinatları neydi? Eksi 6 artı 0 bölü 2 virgül 9 artı 3 bölü 2. Değil mi? Bravo gençler. D buradan eksi 3'e 6. Şimdi E noktasının koordinatlarını bulmam gerekiyor. Onu da bakın burada, buraya 4K diyorum ben. O zaman AC eşittir 4K oluyor. AE ise K oluyor. AE K dersem AC de 4K olacak. AC tamamı 4K. O zaman şuraya ne kaldı gençler? 3K kaldı. Yine aynı mantıkla burada deminki yaptığım gibi yapacağım. Önce X için buluyorum. X ise gençler, bakın eksi 6'dan A noktasına başlıyorum. Şuradan buraya gidiyorum. Eksi 6'dan 6'ya kaç arttı? Hocam 12 arttı. Bravo gençler. 12 artacak ama 4K'da 12 artarsa 1K'da 3 artacak. O zaman x eşittir diyorum ben. Eksi 6'ya 3 ekliyorum. 1K çünkü x eşittir eksi 3. Bunu şöyle bir çerçeve içine aldım. Peki y'yi de bulalım. Y'yi de şu boşluğa yapalım. Y ise arkadaşlar, bakıyorum şimdi. Yine Y'de de 9'dan 45'e. 9'dan 45'e arkadaşlar 36 arttı. 36 artıyorsa şimdi yine aynı şekilde 4K'da 36 artıyorsa K'da 9 artacak. O zaman diyorum ki 9 artacağına göre Y'de eşittir diyorum. 9'a 9 ekliyorum ise Y eşittir 18. Bakın bunu da şöyle bir çerçeve için alalım. Peki ne oldu şimdi? Bakın E noktasının koordinatlarını da bulduk. E noktasının koordinatları eksi 3'e 18. Şimdi bana DE arasındaki uzaklığı soruyor. DE arasındaki, yani X uzaklığını soruyor. Gençler, o zaman yazıyorum. DE arasındaki uzaklık. Ne demiştik? Kök içerisinde x1 eksi x2, yani eksi 3 eksi 3 0 oluyor. 0'ın karesi artı 6 eksi 18'in karesinden, yani eksi 12'nin karesinden, link kökünden. Buradan arkadaşlar DE uzunluğu veya uzaklığı 12'nin karesinin kökü, yani 12 birim olur. Doğru yanıt D seçeneğiydi arkadaşlar. Peki soru 6. Olduğuna göre C noktasının ordinatı kaçtır? Buyurun. Süremiz doldu. Bakın, dik koordinat sisteminde A noktası ve B noktası verilmiş. Bir de Y eksen üzerinde C noktası verilmiş. Yani şöyle yaptığınız zaman, bakın A noktası burada. Şöyle yapalım. Şöyle A noktası 2'ye 5. B noktası 5'e 3. Bunu koordinat sisteminde de çizebilirsiniz ama gerek yok. C noktası da burada. Bakın burada önemli olan Y eksen üzerinde olduğu için arkadaşlar x'i 0, 0'a ne diyelim mesela? K diyelim. Ve bunlar eşitmiş birbirine.
Yine iki nokta arasındaki uzaklıktan bulabilirsiniz. Yani AC uzunluğu eşit olacak BC uzunluğuna. AC uzunluğunu buluyorum şimdi şöyle kök içerisinde. 2 eksi 0'ın karesi 2'nin karesi artı 5 eksi k'nın karesi. Eşit olacak BC uzunluğu yine kök içerisinde 5'in karesi artı 3 eksi k'nın karesi. Bakın arkadaşlar şu anda sizinle beraber çözüyorum. Burada her iki tarafın karesini aldığı zaman kare ile kök bir, yani şunları götürecek birbirini. 4 artı 5 eksi k'nın parantez karesi eşittir 25 artı 3 eksi k'nın parantez karesi. Bunu açacağım artık. 4 artı 5 kere 5 25 eksi 10k birincil ikinci çarpı iki katı artı k kare eşittir 25 artı birincinin karesi birincil ikinci çarpı iki katı ikincinin karesi. Burada k kareler birbirini cırt cırt götürecek. Ne kaldı bakalım elimizde. Sol tarafta 29 eksi 10k kaldı eşittir. Sağ tarafta 34 eksi 6k oldu. 10k'yı diğer tarafa atacağım. Bunu buraya alacağım. Yani gençler 34'ten 29 çıkartırsanız 5'li bir şey değil mi? Bakın kaç olacak? Hocam 5 gibi. Peki. 5 eşittir. Eksi artı 4 kalacak. Şurası 4. Şunu eksi yapalım ki daha net olsun. Bakın arkadaşlar 34'ten 29'u çıkarttım. 5 kaldı. Eksi 5 bu tarafa aldım. Bu da 4k. K ne olmuş oluyor buradan? K eşittir. Eksi 5 bölü 4 olmuş oluyor. Bunu şöyle bunun için alalım. C noktasının zaten bana nesini soruyor? Dikkat edin. Ordinatını soruyor. Yani C aslında C noktası şöyle olmuş oldu. 0'a eksi 5 bölü 4 noktası bulmuş oldunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. Soru 7. İfadesinin eşiti aşağıdakilerin hangisidir? Buyurun. Peki süremiz doldu. Bakın analitik düzlemde ikinci bölgede olduğuna göre ikinci bölgede x negatif, y pozitif. Burası negatif olacak, burası da pozitif. O zaman yazıyorum diyorum ki a artı 4 küçük sıfırdan a eksi 4'ten küçükmüş. Bunu şöyle bir bulut içine alalım. Bir de b eksi 4 büyüktür sıfırdan b de 4'ten büyükmüş. Bunu da bir bulut içine alalım. Bunu zaten mutlak değerde kullanacağım. Bakın arkadaşlar a eksi 4'ün mutlak değeri diyorum ya. Bakacağım şimdi burada. A eksi 4'ten küçük olduğuna göre eksi 5 gibi, eksi 6 gibi. Burası negatif çıkacak. Yani dışarıya x artı 4 çıksın ki negatif olmasın. Diğerini yapalım. B eksi 4'ün mutlak değeri, pardon dilim sürüştü. 4 eksi b'nin mutlak değeri lazım bir de bakın. İkincisi de. Bakıyorum şimdi b post 1 4'ten büyük 5, 6, 7 gibi. Burası yine küçük 0 yapıyor. O zaman eksi 4 artı b. Artık yerine koyuyorum. Diyorum ki a eksi 4'ün mutlak değeri eksi a artı 4 artı eksi 4 artı b yazsam daha iyi olacak. Burada eksi 4 ile artı 4 birbirini götürecek. Yani eksi a artı b olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Doğru yanıt a seçeneğidir. Soru 8. Analitik düzlemde a eksi 3'e eksi 2, pardon a 3'e eksi 2, b a'ya eksi 1, c 5'e eksi 4 noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Buyurun. Peki arkadaşlar aynı doğru üzerinde olması ne demekti? Doğrusaldı. Yani şöyle bir doğru çizelim mesela. A noktası burada 3'e eksi 2. B noktası burada A'ya eksi 1. C noktası burada 5'e eksi 4 diyelim. Aynı doğru üzerinde olduğuna göre demek ki eğimleri arkadaşlar eğimler eşittir. Yazıyorum şimdi. MAB eşittir. MAC o da eşittir. MBC olacaktır. MAB'yi bulalım. Örneğin MAB'den gidelim. Eğim AB'yi şurada yapıyorum. AB noktalarından geçireyim. Neydi? Ordinatlar farkı bölü apsiler farkı.
Eksi 1, eksi eksi 2 bölü a eksi 3. Yani eğim AB gençler 1 bölü a eksi 3 olarak buldum. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Hocam, peki gençler, sizi kırmam. Peki bir de eğim BC'yi bulalım veya eğim AC'yi de bulabilirsiniz. Eğim AC'yi bulalım. Sonuçta aynı çıkması lazım. Eğim AC eşittir. Bakın bununla bunu kullanıyorum. Eksi 2 eksi eksi 4 bölü 3 eksi 5. En azından burada bilinmeyen yok. Yani eğim AC de gençler 2 bölü eksi 2'den eğim AC eşittir. Eksi 1 çıkar. Yine bunu da çerçeve için alıyorum. Ne soruyor bana? A'yı soruyor. Dolayısıyla bunları birbirine eşitleyeceğim. Ne demiştim yukarıda? Eğim AB eşittir. Eğim AC olacak. Çünkü doğrusal bunlar ise 1 bölü A eksi 3 eşittir. Eksi 1 olacak. Buradan eksi A artı 3 eşittir 1 ise A eşittir 2 olarak bulunur gençler. Şunu şöyle bir bunun için alalım. Doğru yanıt B seçeneği olur. Soru 9. Yukarıdaki şekilde ABC noktaları doğrusal zaten görünüyor arkadaşlar. CA bölü AB eşittir 5 bölü 2 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Buyurun yapmaya çalışın, beraber çalışalım. Ben yine sembolik bir 15 saniye süre tuttum. Sizler ulaşabilirsiniz. CA bölü AB 5 bölü 2 olduğuna göre CA'ya 5K diyorum. AB'ye de 2K diyorum arkadaşlar. O zaman bakın yazıyorum. Önce X'i burada bulalım. X ise X için bakın 3'ten 5'e gelmiş. 3'ten 5'e 2 artmış. 2K'da 2 artarsa K'da 1 artacak gençler. Ama bana ne lazım? Bakın buradan burası lazım. Toplam 7K'lık bir artış var. Yani 7K'da da 7 artacak. O zaman diyorum ki demek ki x değerimiz 3'tü. 7 de artırdım. X değerimiz eşittir 10 olarak bulduk arkadaşlar. Bunu şöyle bir bulut için alalım. Y değerini de burada bulalım. Y değeri. Bakın bu defa eksi 1'den y değerimiz 3'e. Bakın arkadaşlar buradaki eksi 1 değeri buradaki y değeri 3 olduğu için eksi 1'den 3'e kaç arttı? Hocam 4 arttı. Bravo gençler. 4 artacak. Yani diyorum ki 2K'da 4 artarsa K'da 2 artacak. Ama bana yine 7K lazım. 7K'da 14 artacak. O zaman yazıyorum. Diyorum ki y de demek ki eksi 1'e 14 eklersem arkadaşlar y de 13 olur. Bakın x'i de bulduk, y'yi de bulduk. Artık diyor ki c noktasının koordinatları toplamı c 10'a 13 olmuş oldu. Koordinatları toplamı, koordinat toplamı 23 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur arkadaşlar. Soru 10. Şekilde ADBC doğru parçasına ait kenarortaymış arkadaşlar. Yani kenarortay olduğunu vermişler. Yukarıdaki verilere göre diyor AD eşittir X kaç birimdir diye sormuş. Sizler yapmaya uğraşın yine birlikte tartışalım. Buyurun. Süremiz dolmuştur. Bakın kenarortay olduğuna göre demek ki bu arkadaşımız orta nokta. Yani D noktasına ben A virgül B dersem noktanın koordinatları bulabiliyorum. Yani diyorum ki o zaman D noktasının koordinatları renkli kalem alalım. D A virgül B eşittir gençler. Eksi 6 artı 8 bölü 2 virgül 6 eksi 2 bölü 2'den buradan D A virgül B noktasında biz bulmuş oluyoruz. 2 bölü 2'den 1, 4 bölü 2'den de 2 çıktı. Peki iki nokta arasındaki uzaklık lazım artık. Bakın burada x değeri bize soruluyor. X eşittir. İki nokta arasındaki uzaklıktan kök içinde gençler. 1 eksi eksi 4. Bakın buna çok dikkat edin. 1 eksi eksi 4'ün karesi artı 2 eksi eksi 10. 2 eksi eksi 10'un parantez karesi. Şunu böyle uzatalım.
X eşittir. Burada aslında 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5, 12, 13 üçgeni ama tabii ki X'i, işin özünü öğretmek zorundayım ben. 5, 12, 13 olacak. 25, 144, 169, 13 birim olacak. Demek ki doğru yanıt A seçeneği olur sevgili gençler. Soru 11. Koordinat düzleminde A, B ve C noktaları veriliyor arkadaşlar. Zaten soruda görüyorsunuz. C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre A kaçtır? Buyurun çözmeye çalışın. Süremiz dolmuştur. Bakın burada mantık aslında şu. Şu bu şekilde bir doğru düşünün. A noktası burada. 1'e eksi 2 noktası. İşte B noktası burada diyelim. Eksi 3'e 2 noktası. C noktası da A eksi 3 virgül 6. Bunun nerede olduğu belli değil. Hangisi hangisinin arasında? O belli değil. Önemli olan burada bu 3 noktada neymiş arkadaşlar? 3 nokta doğrusaldır. Birkaç yöntem var ama en güzel yöntem bu. Doğrusal. O zaman yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu boşluktan başlayalım. Eğim AB eşittir. Eğim AC o da eşittir. Eğim BC olacak gençler. O zaman eğim AC'yi bulalım. Eğim AC'den yürüyelim. Eşittir. A ile C. Bakın buna X1 deyin. Buna da Y1. Buna X2 deyin. Buna da Y2 deyin. Ordinatlar farkı bölü apsisler farkı. Yani 6 eksi eksi 2 artı 2 bölü A eksi 3 eksi 1. Bakın ordinatlar farkı bölü apsisler farkı. Eğim ABC eşittir 8 bölü A eksi 4. Bunu bir şöyle bir bulut için alalım gençler. Bu bize lazım olacak birazdan. Peki eğim BC'yi de bulalım veya eğim AB'yi bulalım. Sonuçta hepsi birbirine eşit olmak zorunda doğrusal olduğu için. Eğim AB'den yürüyorum. Buna da X3 diyelim veya X3 Y3 diyelim buna da. Ordinatlar farkı yine 2 eksi eksi artı 2'den bölü eksi 3 eksi 1. Eğim AB de gençler burada 4 bölü eksi 4'ten eksi 1 çıkar. Bunu da yine bulut için alalım. Bunların her biri birbirine eşit demiştim. O zaman diyorum ki 8 bölü A eksi 4 eşittir. Eksi 1 olacak ise eksi A artı 4 eşittir 8'den. A eşittir eksi 4 olarak bulursunuz arkadaşlar. Yani doğru yanıt D seçeneği olur. Soru 12. Analitik düzlemde verilen A eksi 2,2 ve B 7,6 noktalarının orta noktası doğrusu üzerinde olduğuna göre demiş arkadaşlar. Bakın 2x eksi 3c artı A eksi 1 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre A kaçtır? Buyurun. Süremiz dolmuştur. Bakın A ve B noktalarının orta noktasını bulmamız için arkadaşlar ne yapacağız? Ona diyelim ki şöyle bakın şöyle yapalım. Aslında şekilleri çizmenize gerek yok ama hani ben görsel olsun diye hem de daha iyi anlaşılsın diye ben size bunu çiziyorum. Bir nokta varmış C noktası. Bu orta noktaymış. C noktası arkadaşlar A virgül B noktası da bakın ne diyor? Bir doğru üzerindeymiş. Yani şöyle bir doğru var diyelim ki şöyle. Bakın şöyle bir çizeyim. Hani görün diye çiziyorum şu şekilde. Bu doğruda 2x eksi 3y artı a eksi 1 eşittir 0 doğrusu üzerindeymiş. O zaman orta noktayı bulalım. Yani c a virgül b eşittir gençler. 7 eksi 2 bölü 2 virgül 6 artı 2 bölü 2. Buradan eşittir 5 bölü 2'ye 8 4. Bu nokta denklemi sağlar. Çünkü doğru üzerinde olduğuna göre arkadaşlar bunu denklemi sağlar diye şöyle güzelce yazayım. O zaman yazıyorum diyorum ki 2 çarpı 5 bölü 2 eksi 3 çarpı 4 artı a eksi 1 eşittir 0'dan. İkiler cırt cırt. Şunları götürelim. Cırt cırt. 5 eksi 12 artı a eksi 1 eşittir 0. A'yı burada tutalım. Eşittir arkadaşlar. Bakın eksi 13 eksi 8 yapacak. Diğer tarafa artı 8 olarak gidecek. Yani a eşittir 8 olur. Zaten bana a'yı soruyor. Doğru yanıt E seçeneği olur. Soru 13. Buna göre diyor CD doğrusunun eksenlerle yaptığı kapalı bölgenin alanı soruyor. Buyurun.
Peki arkadaşlar. Bakın yukarıdaki birim karelere ayrılmış sistemin üzerine koordinat sistemi yerleştirilince A noktasının koordinatları eksi 2'ye 4 olmuş. Arkadaşlar eksi 2'ye 4 olduğuna göre demek ki yukarıya doğru 4 birim. 1, 2, 3, 4. Yani şurada koordinat sistemini mavi kalemle çizeyim. Şöyle bir koordinat sistemi arkadaşlar. Bu apsis olacak. Şöyle. Burası apsis. Eksi 2 olacağı için sol tarafta kalacak. Onu da şu şekilde yapıyorum. Şöyle yapalım. Bunu da biraz sola çektim. Bak, tam otursun diye. Tamam. Şimdi A noktasının koordinatları gerçekten eksi 2'ye 4 olmuş oldu. Tamam. Şimdi D noktasının koordinatı lazım ve C noktasının. C noktasının koordinatları arkadaşlar eksi 2'ye pardon. Hocam diline sürçtü. Evet gençler. 0'a eksi 2 diyecektim. D noktası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'ye 0. O zaman şu arkadaşımızın uzunluğu 7 birim. Bu arkadaşımızın uzunluğu da 2 birim olacak. Şimdi burayı bir boyayalım. Renkli kalemle şöyle yeşil yeşil. Bana şu üçgenin alanı soruluyor. Bakın kapalı bölgenin alanı soruluyor. Şu boyamış olduğumuz hocam rengarenk boyuyorsunuz. Evet gençler. Oraya S alan diyorum. S alanı eşittir. 2 çarpı 7 bölü 2'den S eşittir. İkiler cırtlayacak. 7 birim kare olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. Soru 14. Denklemleriyle verilen doğrular birbirine dik olduğuna göre diyor. Doğruların kesim noktasının ordinatı kaçtır diyor arkadaşlar. Buyurun yapmaya uğraşın. Süremiz dolmuştur. Bakın doğrular birbirine dik olduğu için eğimler arkadaşlar doğrular dikse eğim 1 çarpı m2 eşittir eksi 1'di. Bunu zaten artık bilmeyeni dövüyorlar bizim oralarda. O zaman m1'i bulalım. M1 eşittir. Arkadaşlar eksi a eksi 1 bölü eksi 3'ten yani a eksi 1 bölü 3 olacak. Neydi? Eğim eşittir eksi a bölü b'ydi. M2'yi de bulalım. M2'de eksi 2 bölü yine a artı 1 olacak. Eksi a bölü b'den ya da y'yi yalnız bırakarak da gidebilirsiniz. Peki bu ikisinin çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak hocam. Dediğinizi duyuyorum. Bravo gençler. A eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü a artı 1 eşittir. Eksi 1 olacak. Düzenleyelim bunu. Eksi 2 a artı 2 eşittir diyorum. Eksi ile çarpacağım. Eksi 3 a eksi 3. Buradan a eşittir. Eksi 5 çıkıyor arkadaşlar. A eksi 5'i yerine koyuyorum artık. D birimiz eksi 6 x eksi 3 y artı 4 eşittir 0. Alt tarafta koyuyorum. 2 x eksi 5 koyduğumdan eksi 4 y eksi 3 eşittir 0. Artık bundan sonrası kolay yok etme yapacağım. Çünkü kesim noktalarının ordinatını soruyor arkadaşlar. Yani ortak çözüm. Şurayı 3 ile genişleteceğim önce. X'i yok edeceğim. Eksi 6 x eksi 3 y artı 4 eşittir 0. Buradan da 6 x eksi 12 y eksi 9 eşittir 0 olacak. Bunları taraf tarafa topladığınız zaman bunlar cırt cırt. Eksi 15y eksi 5 eşittir 0 ise y eşittir. Eksi 1 bölü 3 olarak bulursunuz gençler. Bunu da bulut için alalım şöyle. Yani doğru yanıt D seçeneği olur. Soru 15. D1 paralel D2 olduğuna göre diyor. M kaçtır? Buyurun. Peki. Arkadaşlar bunu iki yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol şöyle bir kural anlatmıştım hatırlarsanız. Paralelse 3 bölü m eşit olacak. Eksi 2 bölü 1. Yani katsayıların oranı 1 eşit olacak. Bu eşit olmayacaktı. Çünkü o zaman çakışık oluyordu hatırlarsanız. Buradan eksi 2 m eşittir 3'ten ise m eşittir eksi 3 bölü 2 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneği olur. Fakat ikinci yolda şöyle yapabilirsiniz. Eğimler eşit olacak ya. Eğer bu iki doğru birbirine paralelse hatırlayın. Şöyle. Yani bu bir doğru. Bir tane daha doğru var. Bunlar ikisi birbirine paralelse M1 eşittir M2 olacaktı. Arkadaşlar M1 nedir burada? M1 eşittir. 3 bölü 2. M2 nedir? Eksi A bölü B'den yapıyorum. Eksi M. O zaman bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. M eşittir. Yine eksi 3 bölü 2 olacaktır. Hocam şansa aynı çıktı ya. Bravo gençler. Doğru yanıt yine C seçeneği olur.
Soru 16. ABC üçgeninde bakın köşelerini vermişler. BC kenarına ait kenarortayı taşıyan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş gençler. Güzel bir soru, buyurun. Süremiz dolmuştur. Bakın üçgeni çizeyim şöyle daha rahat görün diye. Şöyle bir üçgen düşünün. A burada eksi 2'ye 3. B burada 4'e eksi 2. C de burada arkadaşlar 0'a 6. Mesela BC kenarına ait kenarortay. Gençler BC kenarı ortalıyorum. Yani şu arkadaşımız eşit olacak. Şu doğruyu soruyor. Aslında burada bir doğru çıkıyor. Yani şöyle. Bunu devam ettirsek şöyle. Yani doğru olduğunu görmeniz için şöyle yapacağım. Şöyle bir doğru düşünün. Bu doğrunun D doğrusunun denklemini soruyor. Bakın orta noktadan şuraya D dediğim zaman D noktasını bulurum. Orta noktadan D noktası eşittir. 4 artı 0 bölü 2 virgül eksi 2 artı 6 bölü 2'den D eşittir 2'ye 2. D noktasını bulduk. Şimdi eğim AD'yi de bulabilirim. Çünkü eğim lazım bir de bana. Eğim AD eşittir. Neydi? Ordinatlar farkı bölü apsiler farkı. Yani buna x1 diyelim, buna y1, buna da x2, y2 derseniz çünkü bana d doğrusunun eğimi lazım. 2 eksi 3'ten ya da 3 eksi 2'den, y2 eksi y1 de yapabilirsiniz. 3 eksi 2 bölü eksi 2 eksi 2. Yani eğim AD eşittir 1 bölü eksi 4. Bakın eğimi de bulduk. Neydi formülümüz? Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1'di. Herhangi bir noktayı kullanabiliriz arkadaşlar. Bulduğumuz noktayı kullanalım. Şunu kullanalım. O zaman diyorum ki y eksi 2 eşittir. Eğimi de eksi 1 bölü 4 bulduk. Çarpı x eksi 2. İçler dışlar 4y eksi 8 eşittir. Eksi x artı 2. Bakıyorum şimdi burada nasıl bir verilmiş diye gençler. Eksi x yani buraya alt artı geçecek. X şöyle kalem alamadım. X artı 4y eşittir 10 oldu arkadaşlar. Yani x artı 4 diye eşittir 10 olan şık hangisiyse onu alacağız. Şunu bir bulut içine alalım. Yani doğru yanıt B seçeneği olur. Soru 17. Yukarıdaki verilere göre demiş, boyalı bölgeden alanları toplamı kaç birim karedir gençler? Buyurun yapmaya uğraşın. Peki, bu uzun soluklu bir soru olduğu için biraz uzun tutabilirsiniz. Bakın burada önemli olan birincisi şurası, şu ve burası. Yani eksenleri kesim noktaları bulacağım. Yani 4x artı 3y eşittir 20 doğrusunda x eşittir 0 için y'yi buluyorsunuz. X 0 için y 20 bölü 3. Yani burası 20 bölü 3 gençler. Y eşittir 0 için de x eşittir y de cırtladı 5. Demek ki burası da 5. Bakın bulduk. Diğer doğruyu da yazıyorum. Yani y eşittir x artı 2 doğrusu için de x eşittir 0 için y eşittir 2. Bu arkadaşımız 2. Pardon, şurası y diyecektim. Dilim sürçtü. Y eşittir 2. Y eşittir 0 için de iyi takip edin bunu. X eşittir eksi 2. O zaman burada eksi 2 çıktı. Bakın birinci alanı bulduk. Şu alanı şöyle mavi kalem yapayım. Şu alan değil mi? S1 alan olsun. 2 çarpı 2 bölü 2'den S1 eşittir. 2 kere 2 4 2. Yani şöyle yapabilirsiniz. Bunu S1 alanı bulduk. Bizim için değer olan şu parça. Onu da şöyle yapacağız. Bana kesim noktasının apsisi lazım arkadaşlar. Şurası kesim noktasının x ve y'sinden x lazım bana. O zaman bunları alt alta yok etme yapıyorum. Yani 4x artı 3y eşittir 20. Y yerine 4x yerine koyma da yapabilirsin. 3 çarpı x artı 2 eşittir 20'den. Bana x lazım çünkü. 4x artı 3x artı 6 eşittir 20. 7x eşittir 14. X eşittir 2. Bu şu demektir gençler. Yani şuradaki ifade, yani şurası şöyle yaptığın zaman 2 birim olmuş oluyor. Oraya şöyle 90 derece yapacağım. Görün diye. Burası 2 birim. Peki, burada S2 dersek S2 alanı da taban çarpı yükseklik. Yani 20 bölü 3 eksi 2.
tabanı. Çünkü o çarpı yükseklik bölü 2'den gençler. 2'ler burada cırtlayacak. Ne kaldı buradan S2'de? S2 eşittir. 6, 14 bölü 3 oldu. Yine bunu da şöyle bir bulut için alalım. Toplam, kırmızı kalemle yap Nevzat, toplam 14 bölü 3 ile 2'nin toplamı 6, 20 bölü 3 olacak. Yani doğru yanıt B seçeneği olur. Soru 18. Yukarıdaki verilere göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Buyurun. Süremiz yine durdurdum. Bakın burada ben şöyle yürüyeceğim. Kare verilmiş ya. Bir de A, O A eşittir O D verilmiş. O A eşittir O D. Yani ben buraya bir birim diyorum. Burada bir birim. Şuradan çektiğiniz zaman gençler şuradan dikmeyi çektiğiniz zaman şöyle güzel yapayım. Burada 90 derece olacak şekilde. Kare olduğu için bu da 90 derece. Bakın burada bir eş üçgen yakalıyoruz. Şu parçayla bu parça eşit olacağı için aynı zamanda bu açı mesela noktalı bir açı koyalım. Buraya da çizgili açı koyalım. Tamam mı? O zaman burası çizgili açı olacak. Burası da noktalı açı olacak gençler. Peki o zaman bu iki üçgen eş. Yani boyadığım şu üçgenle gençler şu üçgen eş üçgenler olacak. Boyadıklarımız eş üçgenler oldu. Bu bize şu kolaylığı sağlar. Kırmızı kalemi al Nevzat. O zaman arkadaşlar burası da birebir olacak. Peki şu B noktasından geçen doğrunun eğimi lazım bana. M, D diyelim. Ordinatlar Y bölü X'ti. Yani tanjant alfaydı. MD eşittir 1 bölü 2 olacak. Orijine de geçiyor. Neydi orijine geçiyorsa? Y eşittir MX'ti. Renkli kalem yaptım. Y eşittir. O zaman X bölü 2 olarak bulursunuz arkadaşlar. Yani doğru yanıt D seçeneği olur. Bu da güzel bir soru imiş. Soru 19. Doğrusuna dik olan ve A 4 bölü 2 noktasından geçen doğrunun Y ekseni kes noktanın ordinatı kaçtır demiş arkadaşlar. Zaten x eksi 6 y artı 8 eşittir 0 doğrusuna göre yapılıyor. Buyurun. Evet. Süremiz doldu. Arkadaşlar bakın. Bir doğru var. Şöyle bir doğru diyelim buna. Şu şekilde bir doğru. Bu doğru x eksi 6 y artı 8 eşittir 0 doğrusuymuş. Bu doğruya dik olan başka bir doğru var. Bakın şekli çizmek zorunda değilsiniz. Bir daha söylüyorum. Ama ben iyi anlayın diye çiziyorum. Şöyle bir dik doğru varmış. Bu d doğrusuymuş. Ve bu doğru a dik olan doğru a 4 virgül eksi 2 noktasına geçiyormuş. Bu doğrunun denklemini soruyor. Bir kere birinci verilen doğrunun eğimini buluruz. M1 diyelim. Neydi? Eksi a bölü b'den 1 bölü 6. İkisi dik olduğu için arkadaşlar M1 ile MD doğrusu yani D doğrusu eğimi eşittir eksi 1 olacak. Çünkü dik. Dik. O zaman diyorum ki MD de eşittir eksi 6. Bunu şöyle bir bulut için alalım. Nokta belli. Şöyle yazalım. Nokta ve eğim belli. Neydi doğrunun denklemi arkadaşlar? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1'di. O zaman yazıyorum. Bakın buna x1 diyorum. Buna da y1 diyorum. Y eksi eksi artı yapacak. Eşittir. Eğim. Yani eksi 6. Renkli kalem aldım. Eksi 6 çarpı x eksi 4'ten. Y artı 2 eşittir. Eksi 6x artı 24 oluyor arkadaşlar. Bakın. Buradan y de eksi 6x artı 22. Bakın bu doğrunun denklemi. Şöyle bir bulut için aldım. Diyor ki bana Y ekseni kesit noktanın ordinatı. O zaman X'e 0 veriyorduk hatırlayın. X eşittir 0 için Y eşittir 22 olacaktır. Bu da çerçeve için alalım şöyle güzelce. Demek ki doğru yanıt A seçeneği olur. Soru 20. Buna göre boyalı alan kaç birim karedir? Buyurun. Süremiz dolmuştur. Bakın yine sırayla gideyim. Eksi x artı 2y eşittir 4'ten x eşittir 0 için aslında y'ye gerek yok ama bulalım. 2.
Yani x eşittir 0 için y eşittir 2. Y eşittir 0 için de x eşittir eksi 4. Yani bu arkadaşımız şurası eksi 4. Burası da 2'ymiş. Bura lazım değil bana. Diğeri de bulalım. Yani x artı y eşittir 5 doğrusunda da bunu renkli kalem yapalım. X eşittir 0 için y eşittir 5. Y eşittir 0 için de x eşittir 5 gençler. Bakın bunları da bulmuş olduk. Yani burası da 5. Burası da 5. Bakın tabanı bulduk. Üçgeni tabanını bulduk. 9 birim. 9 birim. Tabanı bulduk. Şimdi bana yükseklik lazım. Yükseklik de siyah kalemi şöyle işaretleyeyim. Bakın buradaki kesim noktasının arkadaşlar ordinatıdır bu defa. Yükseklik. Yani şurası h diyelim. O zaman ortak çözümden y'yi bulacağım. Yol haritam belli. Yani eksi x artı 2y eşittir 4. X artı y eşittir 5'ten. Topluyorum bunları taraf tarafa. 3y eşittir 9 ise y eşittir 3 çıkacak gençler. Bunu şöyle bir buluşturalım alalım. Demek ki h eşittir 3'tür. Buradan bu anlaşılır. O zaman yazıyorum. Diyorum ki boyalı alan, boyalı alan. S diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 3 çarpı 9 bölü 2 arkadaşlar. 27 bölü 2'den 13,5 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt E seçeneği olur sevgili gençler. Bakın böylece biraz özet yaptım. Bir de 20 tane soru çözdüm analitik geometri. Doğru ve noktanın analitiğinden sorular çözdük arkadaşlar. Tabii benden size öneri bunları iyice dinledikten sonra soruları bir durdurun bence çözmeye çalışın. Başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bu ara zil çaldı. Ben de derse girmem gerekiyor. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar, başarılar.